tutsun diyor. Ya dua etsin, edin de diyor. Bu yaptığımız diyor, şimdiki uygulama, ekonomik politikamız tutsun diyor. İşimiz Allah'a kaldı diyor yani. Peki. Fikret abi ne dersiniz bu konuda? Evet Gökmen, tabii hiç tartışmasız bir bilgisizlik veya bilgi saklama olayıyla karşı karşıyayız. Liyakatsizlik olayıyla karşı karşıyayız. Yani ne tarafından bakarsanız bakın kabul edilebilecek bir karar değil bu. Bilimsel bir dayanağı da yok. Yani önce uçakları da PCR'sız binebileceksiniz deyip sonra 12 saat sonra bineceksiniz diye karar almak, yani yönetilemediğimizin çok açık bir göstergesi. Evet. Demek ki o karar alınırken yani yüksek mevkilerde herhangi biri, Sağlık Bakanlığı olabilir, Türk Hava Yolları olabilir, Cumhurbaşkanlığı olabilir, böyle bir uyarı yapmıyor. Bunu uygulayamayız. Uluslararası kurallara aykırı, Uluslararası Havacılık Kurumu buna itiraz eder demiyor veya diyemiyor Salim Bey'in dediği gibi. Bu bir felaket. Yani 180 derece karar değişikliği bu iktidarın özelliği haline geldi. Bunun daha önce de örneklerini gördük. Çeklerle ilgili olarak yaptılar. İşte çözüm süreci, barış sürecini biliyorsunuz şu anda tam tersini yapıyorlar. O süreçte kendileriyle beraber çalışanlara hiçbir şey yapmıyorlar ama o sürecin o yarattığı ortam içerisinde işte fotoğraf çektirenler hakkında fezleke düzenleniyor. Yani ne yaptığını bilip bilmediği konusunda ben emin değilim ama şu aklıma geliyor. Yani Ayşe Hanım'ın dediği gibi aşı karşıtlarına sempatik görünmek de olabilir. Çünkü bazı aşı karşıtları bu karşıtlıkları dini inançlarından üretiyorlar. Bu olabilir. Benim aklıma gelen ve daha çok aklıma yatan da aslında bu mücadele kötü bir mücadele, kötü bir salgınla mücadele süreci geçiriyoruz, yönetemiyoruz. Acaba diyorum sürü bağışıklığını mı hedefliyorlar? Yani hasta olanlar olmayanları hasta etsin, herkes aşılanmış gibi olsun diye bir ara biliyorsunuz sürü bağışıklığı çok tartışılıyordu. İngiltere bile hatta bir ara bunu denemeye başladı ama başbakan da hastalanınca vazgeçmişlerdi. Yani böyle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütmektense işi oluruna bırakıp artık kaç kişi hasta olur, kaç kişi ölür bunun bir önemi yok. Sürü bağışıklığına doğru gidelim gibi de bir düşünce tarzı gelişmiş olabilir. Çünkü bunu akılla kim izah edecek? Yani trene bineceksiniz, PCR'a gerek yok. Herkese virüs bulaştırabilir. Otobüslerde öyle. İşte kentlerin içindeki işte belediye otobüslerinde de öyle. Adliyeye girebileceksiniz. Okula öğretmen PCR'sız ve aşısız gidecek. Çocuklar öyle. Bu belki de hani artık ne olacaksa olsun baş edemiyoruz gibi bir politikanın uygulanmaya konması olabilir. Ve bir de bunu övüş meselesi de yapabilir iktidar. Yani bakın bir Avrupa'ya bakın, bir dükkana gidemiyorsunuz, kahveye gidemiyorsunuz, okula gidemiyorsunuz. Biz de Allah'a şükür böyle bir şey yok, her yere gidiyoruz diye bir başarı öyküsü gibi sunabilir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir yeteneği de var iktidarın, bunu kabul etmek lazım. Tabii bunun şimdi sonuçları bir iki hafta içinde belli olur. Dediğim gibi hiçbir önlem almazlarsa bunu söyleyebiliriz ki artık Türkiye sürü bağışıklığına gidiyor. Herkes kendini kurtarsın noktasında gelir bu. Eğer o veriler çok kötü çıkar da tekrar kararlarını geri almaya başlarlarsa o zaman yeni bir politika izlenecek demektir. Ya da işte bu testleri alacak para kalmadı. Belki işte aşıları getirecek para kalmadı. İşin bir de şu boyutu var. Ben Kayahan hocama soracaktım sürü bağışıklığı tercih etmiş olabilir mi diye ama süresi yetmedi. Bir de mesela ilaç bulamama şikayeti geliyor. Adam Fikret abi o konuda yanıt teşkil edebilecek bir cümlesi oldu. Siz de yakalamışsınızdır onu. Bu yeni politika dedi, adeta bırakınız hastalansınlar politikasıdır evet. Dedi. Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum doğrusu. Yani sağlıkta çok önemli bir sıkıntılı sürece daha giriyoruz. Bu döviz artışı sebebiyle bazı ilaçlar da bulunmuyor. Hayati ilaçlar. Öyle şikayetler alıyorum ben okurlarımdan. Bunu da Kayahan hocamıza soracaktım. Yetişemedik. Yani katmerli bir sağlık sorunla karşı karşıyayız. Artık şunu izleyicilere söylemek istiyorum ben. Herkes lütfen yani özgürce konuşabilen değerli bilim insanlarımızın önerilerine şahsi olarak uymaya çalışsın. Yani iktidarın yaptığı genel açıklamalara göre değil de işte Kayahan Hoca gibi, Mehmet Ceyhan Hoca gibi, Esen Şenol Hoca gibi hocalarımıza, Bengi Beşer gibi onlara bakarak kişisel tedbirlerimizi almalıyız diye düşünüyorum. Peki. Şimdi İlhan Uncuoğlu Twitter'da şöyle bir şey yazmış bana. Yani yanlış aktarmayın, otobüs, trende de test zorunluluğu geri geldi diye. Şimdi İlhan Bey, benim okuduğum bilgiler yok, arasında böyle bir şey yok. Ama yine de kontrol ederiz. Ama inanın hani küçük bir olasılık da olsa yanlış bir bilgi veriyorsak bile
Vallahi inanın günah biz değil. Yani bu kadar peş peşe açıklamayla kafamızı karıştıran, bu gece gene net bir şekilde evet yönetmelikleri ortaya koyamayan ilgili otoritelerin kusurudur. Sayın seyirciler, kadınların nafakasına dokunmayın. Bu bir slogan. Bu slogan Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun sloganı. Bakın bugünlerde bir yargı paketi söz konusu ve bunun içerisindeki maddelerden biri de kadın örgütlerinin karşı çıktığı bir durum. Ve bunun içinde mektup, yoğun bir şekilde mektup gönderme eylemine girdi Eşitlik İçin Kadın Platformu. O mektup milletvekillerine yönelik olarak, iktidar mensuplarına yönelik olarak ulaştı. Ayşen genel Hanım, başkanlara. Evet, genel başkanlara. Anladığım kadarıyla bir tehlike olarak görülen bir durum var kadın hakları açısından. Nedir bu? Neye karşı çıkıyorlar? Kampanyada sloganı zaten yasalara dokunma, uygula. Çünkü bildiğimiz bir şey aslında. Bu iktidar ne zaman bir torba yasa ya da herhangi bir yasada iyileştirme yaptığını iddia etse en çok hak kaybına uğrayan kesimlerden biri de kadınlar oluyor. Nafaka hakkıyla ilgili aslında çok tanıdık şeyler yaşıyoruz. Bir takım sosyal medya operasyonuyla işte farklı programlara çıkan mağdur erkekler diye bir profil yaratıldı. Simgesel bunlar, temsili. Hep örnek verdiğim gibi daha önce Eyüplüler diye bir grup da işte bir üniversite kampüsünde içki içilmesine karşı çıktığı için orada türbe var diye bütün üniversite kampüslerine içki yasağı gelmişti ya. Bir grup çıkıyor temsili. Şimdi Türkiye'de de hiçbir avukatın muhatap olmadığı, örnek bir vakada bulamadığı bir nafaka mağduru erkekler var. 2 sene bir kadınla evli kalıyor, ömrünün sonuna kadar dünyanın nafakasını kadına ödemek zorunda kalıyor. Ama yasa olarak bir mümkün değil. Çünkü süresiz nafaka diye bir şey zaten yok. Mesela şöyle örnekler veriyorlar. İşte nafaka duruşmasına kadın kolunda sevgilisiyle geldi. Bu da yaşanmış, vuku bulmuş bir şey değil. Çünkü zaten nafakanın şartlarından değil. Şimdi nafaka bir kere süresiz değil. Süresiz nafakaya hayır deniyor. Nafakanın bazı koşulları var. Bunlardan bir tanesi... Selim Bey, orada bir hatamız varsa lütfen katkıda bulunun. Süresiz medeni nafaka kanun, diye bir şey yok. Medeni Kanun 175. maddesi nafakanın süresiz olacağı, süresiz nafaka isteme hakkı verir eşe. Ama koşulları var. İşte kusurlu olmayan ve boşanma sonucu yoksullaşması muhtemel. Yani yoksullaşacak eşe bu kadın olur, erkek olur. Şimdi onu süresiz onu şeyi vardır miyim? Ama mesela ben en onu başta, şöyle açmak lazım. Siz devam edin, ben sonra tamam. söyleyeyim. Şimdi şöyle baştan şey yapalım. Neden biz nafaka konusunu mantık zemininde birinci adımdan konuşalım? Niye sanki kadına ödenen bir şeymiş gibi nafaka mağduru erkekler üzerinden konuşuyoruz? Önce buradan başlamak gerekiyor. Çünkü nafaka bir cinsiyet belirtmeden hukukta yer alır. Nafaka boşanmadan kaynaklı bir yoksullaşma varsa, eşit kusur ya da daha az kusur ya da kusursuz taraf boşanmadan dolayı yoksullaşıyorsa, bu da bir gelire sahip olana kadar, yeniden evlenene kadar ya da fiilen bir evlilik oluşana kadar, yani süresizden kastımız budur, koşulları vardır. Maddi durumu kazanan, para kazanan tarafın diğerine verdiği bir ödemedir. Yani burada aslında hukukun hiçbir yerinde erkeğin kadına verdiği bir şey değildir. Ama Türkiye'de nafaka mağdur erkekler diye bir grup var. Neden var? Çünkü toplumsal cinsiyet rollerinde bizim başından beri söylediğimiz net bir eşitsizlik durumu var. Çünkü kadının istihdamdaki oranı ile erkeğin istihdamdaki oranı farklı. Çünkü kadını ailenin içine hapseden bir zihniyet var. Çünkü ev kadınlığı denilen görünmeyen bir emek var. Kadın çalışma hayatından ayrılıyor, eğitimden mahrum kalıyor, bir eve hapsediliyor, evin tüm angaryasını sırtında taşıyor. Ne bir kariyer yapma fırsatı, ne eğitimine devam etme fırsatı bulabiliyor. Ve gün gelip psikolojik, ekonomik, fiziksel şiddet herhangi bir sebeple bu evlilik bitmesi durumunda o yoksulluğun, yani düşeceği boşluk 30'undan 40'ından sonra, hele de çocuğu varsa, boşanmış bir kadının bu işsizlik ortamlarıyla, kadın istihdamının yüzdeleriyle iş bulma imkanı zaten yok. Eğer gerçek bir eşitlik olsaydı biz nafakayı kadın üzerinden konuşuyor olmayacaktık zaten. Çünkü geliri iyi olan bir kadın da bir erkeğe boşandıktan sonra nafaka ödeyebilir. Burada aslında yasa eşitlikçi. Ama bunu tetikleyen kadının zaten çalışma hayatından, ekonomik özgürlüğünden koparılması, aile içinde görünmeyen bir iş gücü olarak
kullanılması. Önce bunu bir sabitleyip almamız gerekiyor. Öte yandan şimdi nafakada bir yoksulluk nafakası var adı üzerinde. Ve tutar olarak da ortalamayı İstanbul Borosu, Ankara Borosu bununla ilgili çalışma